Kara delikler, yer çekiminin ışık da dahil olmak üzere her şeyi emebilecek kadar güçlü olduğu yerlerdir. Kara delikler, bir yıldızın ya da galaksinin bir bölümünün kendi yer çekiminde çökebileceği kadar yoğunlaştığı yerlerde, tekillik adı verilen son derece küçük bir noktada büzülmesiyle oluşurlar. Tekillikteki yer çekimi o kadar acımasızdır ki ışığı, uzayı ve hatta zamanı emebilir. Işık ve maddenin yutulmaktan kaçamadığı kara delikler, muazzam çekim güçleriyle uzay zamanı değişime uğratıyorlar. Kara deliklerin bildiğimiz türden bir yüzeyleri yok. Bölgeleri, sınırları var. Madde ve ışığın yutulmaktan kaçamadığı bölge, kara deliğin sınırlarını belirliyor. Buna olay ufku deniyor. Her kara deliğin içinde olay ufku denilen geri dönüşü olmayan bir nokta vardır. Bu noktadan sonra zaman anlamını yitirir ve ışık bile kurtulamaz. Eğer birilerini kara deliğin içine düşerken görürseniz, onların olay ufkuna ulaştığını asla göremezsiniz. Görebilecekleriniz, gidişlerinin yavaş olduğu, nihayet sonunda hep beraber yavaş yavaş yok olana dek daha da kırmızılaştıkları ve sönükleştiklerinden ibaret olacaktır. Eğer bir kara deliğin içine düşerseniz, makarna gibi uzarsınız. Çünkü yer çekiminin ayaklarınıza uyguladığı çekim gücü, başınızdakinden çok daha fazla güçlüdür. Siz paramparça olurken, zaman dramatik bir şekilde hızlanacaktır. Kara deliğin dışında, geleceğin geçtiğini göreceksinizdir. Ancak oradan kurtulamaz ve dışarı bir mesaj gönderemezsiniz. Çünkü ışık bile bir kara delikten kaçamaz. Güneş aniden kara deliğe dönüşseydi, kütlesi aynı kalır, biz de çevresinde dönmeye devam ederdik. Olay ufkuna yakalanmadığımız için yutulmazdık. Ama dünyadaki yaşam sonlanırdı. Bazı kara delikler, yaşlı ve dev bir yıldız süpernovalar çöktüğünde şekillenir. Gökbilimciler kara delikleri gerçekten göremezler. Ama varlıklarını diğer objeler üzerinde bıraktıkları etkilerden yola çıkarak saptayabilirler. Yıldızlar genelde çifttir ya da ikilidir. Eğer bir yıldız bir kara delikse, gökbilimciler yerçekimi etkisini görünen diğer yıldız üzerinde görebilirler. Ayrıca kara deliğin gücüyle diğer yıldızdan sökülen maddelerde patlayan X ışınları ayırt edilebilirler. Uzaydaki bir kara delikte ışığın kaybolduğu bir nokta üzerinde çalışamayız. Ama İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'ndeki bilim adamları laboratuvarda lazer ışığı sinyalleri kullanarak sanal bir kara delik yaratmışlardır. Yuttukları her maddenin kütlesini kendi kütlelerine ekleyerek büyüyorlar. Yıldızsal kara delikler Güneş'in kütlesinden yaklaşık 10 kat büyükler. Ama süper kütleli kara delikler milyonlarca güneş kadar kütleye sahip. Kara delikler her şeyi yutmuyor. Örneğin bazen gazlar yutulmaktan kurtulabilir. Bunlar dışarı doğru püskürtülerek kara delikten uzaklaştırılıyor. Gökbilimciler NGC 4438 galaksisinin yanındaki pembe bulutun galaksinin merkezindeki dev bir kara deliğin dışarı püskürttüğü bir gaz balonu olabileceğini düşünüyorlar. NGC 4438, gözler galaksileri olarak bilinen galaksi çiftinin bir parçasıdır. Muazzam kütle çekimleri nedeniyle kara delikler ışığı bile deforme ediyor. Yerlerini bu sayede tespit ediyoruz. Kara delikler her şeyi içlerine çekmekle kalmazlar, içlerine çektikleri maddeleri ezdikleri gibi dev kalıntıları, elektronları ve diğer atom altı parçacıkları püskürtürler. M87 galaksisinin kalbindeki devasa kara delik, bu kalıntılardan oluşan
ve parmakla sırtan derecede berrak bir ışık huzmesini, karanlığın içinde binlerce ışık yılı öteye sanki bir çeşit galaktik projektör gibi fırlatmaktadır. Bazı bilim adamları kara deliklerin beyaz deliklerle bağlantılı olabileceğini düşünmektedirler. Beyaz delikler, ki eğer varlarsa, kara deliklerin zıtlarıdırlar. Bunlar, kalıntıların ve radyasyonun uzayda bir çeşme gibi püskürtüldüğü yerlerdir. Bazı bilim insanları kara deliklerin ve beyaz deliklerin solucan deliği olarak adlandırılan bir tünel olduklarını düşünmektedir. Solucan delikleri gibi oluşumlar gerçekten varsa, uzak mesafeleri anında geçmek, hatta geçmiş ve gelecek zamanda seyahat edebilmek olanaklı olabilecektir. Galaksimizin merkezinde olağanüstü parlaklığa sahip karmaşık bir radyo dalgaları kaynağı, bunun tam ortasındaysa kocaman bir kara delik bulunuyor. Bu devasa oluşum, Güneş'in 4.3 milyon katı kütleye sahip. Samanyolu'nun kalbindeki bu kara deliğin ismi Sagittarius A. Samanyolu'nun merkezinde Sagittarius A olarak adlandırılan bölgede sadece 3 ışık yılı uzaklıkta ve inanılmaz hızlarda daire biçiminde savrulan 20 milyon yıldız bir boşluğa toplanmıştır. Hesaplamalar bu yıldızların Güneş'in 2 ya da 3 milyon katı kadar ağır, ancak sadece 2 katı büyüklüğünde bir objenin yerçekiminin kontrolünde olması gerektiğini göstermektedir. Bu, gökbilimcilerin dev kara delik dedikleri şey olmalıdır. Spiral şeklindeki her galaksinin kalbinde bunlardan bir tane olduğu düşünülmüştür. Sagittarius A uzun zaman bir şey yutmadan durabiliyor. Fakat 1999 yılında Chandra uzay teleskobu ile yapılan ölçümlerde galaksi merkezinden yayılan güçlü sinyaller olduğu görülmüştü. Bu, Sagittarius A'nın olay ufku yakınlarında gerçekleşen, o sırada bir şeyler yuttuğunu gösteren dev bir patlamaydı. Bu durumu uzun yıllardır galaksinin merkezini araştıran bilim insanlarından Max Planck Enstitüsü astrofizikçilerinden Reinhard Genzel, "Böyle bir şey yapmasını hiç beklemiyorduk. Bir anda tıkınmaya karar verdi," diyor. Sagittarius A, dünyamızdan çok uzak olduğu için insanoğluna karşı bir tehlikesi beklenmiyor. Kanalıma abone değilseniz butona tıklayarak abone olabilir veya büyük patlama videosunu sağ üstte çıkan bildirime tıklayarak izleyebilirsiniz.